بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بدانا ولله الحمد والمنه في الدرس الماضي بدراسه متن الاصول الثلاث. نعم. Hamd Allah-u Teala'ya mahsustur. Salatü selam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Az önceki dersimizde 3 esasın metnini okumaya başladık. Evet. Zekarna yani mesela nurid kul vahid minkum yezkur lana faide yani min dersin ma. Evet, şimdi başlayacağız. Her kardeşimiz bize geçen dersten dersle alakalı bir şey söylesin, bir faide zikretsin. Evet. Naam. Yani ibadetin sadece Allah'a yapılır. لا يعبد إلا لله. نعم، أخذنا أن العبادة حق لله ولا صح أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. Öğrendik ki ibadetlerimiz Allah'a yapılır. İbadetin hiçbir türü ve çeşidi Allah'tan gayrına yapılmaz. والغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة. فإذا اشتغلنا في هذه الدنيا بعبادة الله سعدنا. نعم. Cinlerin ve insanların gayesi ibadette Allah'ı birlemektir. Yalnız ona ibadet etmektir. Bununla kendimizi meşgul edersek, ibadetle meşgul olursak dünyada mutlu olanlardan oluruz. Nasıl? Tefsir Sûreti Asr. Akhadna ma yetaallak bi tefsir Sûreti Asr. Evet. Asr suresinin tefsiriyle alakalı bazı konular aldık. Ve fiha el mesâle el arba. 4 mesele olduğunu söyledik. Ve hiye? Neydi bunlar? El ilm. El ilm evvelen. İzen lâbud en neteallem evvelen. Nâm. İlim. Vel amel. Thumme ba'de hâza ne'mel. Nâm. Sonra davva. Nعم. Davva. Sonra davva. Sabr. Sonra sabr. Tasbir al ilm ve amel ve davva. Nعم. Faida sanat hada fi dunya tujib bi idni llah an istata. Eğer bunları yaparsan ilim, amel, davet ve sabır kabirde sorularda cevap verenlerden olursun. Evet. Ben 4 mesele, 3 esas, kelime-i tevhid. يقول أنا عرفت المسائل الأربع. المسائل الأربع وهي نذر ولد مثلا علم علم عمل ثم تعمل دعوة ثم تدعو إلى ما دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصوم. نعم. إدريس تهيدين إيش قسمة أيرضغني أورندق أقسام التوحيد ثلاثة. نعم، أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفرد بأنواع التوحيد الثلاثة. نعم. Allah Teala tevhidin her üç kısmında birlenmesi gerekir. Tevhid el-ulûhiyye, er-rububiyye, el-uluhiyye ve'l-uluhiyye ve'l-esmâ ve'l-sıfât. Ve'l-esmâ ve'l-sıfât. Evet. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim sıfatlar tevhidi. Ne'am-ı şah. Evet, tevhid Allah'ın hakkıdır diyorum. Evet. Hakkullahi al-abid ve'l-tevhid. Hakkullahi al-abid ve'l-tevhid. İzen lâbud أن تشتغل بتوحيد الله في هذه الدنيا. والله ما الدنيا هذا تبيت لا اشتغال من gerekir ki Allah'ın senin hakkını yerine getiresin. نعم. Bu üç meseleyi çok iyi bir şekilde öğrenirsek, bunu amel edersek kabirde de bu üç soruya Rabbin kim, dinin ne ve peygamberin kim sorularına güzel bir şekilde cevap vereceğimizi. على سلطة القرآن. إذا لابد أن نتعلمها ونعمل وندعو إليها هذه المسائل الثلاثة. نعم. Tevhidin üç kısma bölündüğünü öğrendik. Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid, uluhiyette tevhid ve isim ve sıfat. عرفنا أن التوحيد ثلاثة أقسام. التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم. مثلا توحيد أن تكون موحدا لابد أن تعرف التوحيد ما هو. نعم، الموحد لابد يعرف التوحيد. Eğer muvahhidsen, muvahhid olduğunu söylüyorsan tevhidin ne olduğunu bilmen lazım. علم وعمل ودعاء وصبر. نعم. وإذا كان غير مشرك لابد يعرف ما هو الشرك حتى لا يقع فيه. Müşrik olmayan kimse de şirki bilmesi lazım aynı zamanda ki öğrendiği şeyi sakınacak, ona düşmeyecek. نعم. Dört esasa. المسائل الأربع. علم، عمل، دعوة، صبر. ما هي أقسام الصبر؟ صبر كم ساعة يقدر؟ ساعة يقدر. نعم، وهي.
Birincisi itaatte sabır. Sabır ala ta'atillah hatta tu'addi sabr ala salavat el mefruza. Namazlara günahlara sabır. Sabır anil maasi. Sabır an ma'siyetillah hatta tujtanab hatta tetrukha. Sabırmak için insan sabır göstermesi lazım. الصبر على المحرمات وعن الشرك وعن الربا والزنا وغيرها. حرام olan şeylerden sakınmak, zina. Evet. Üçüncüsü. الثالث الصبر على أقدار الله. ما يقدر الله عليك من مرض أو فقر أو حادث مثلا. Hastalık, fakirlik, trafik kazası gibi şeylere de sabretmek gerekir. نعم. Üçe yürüyendik. Kabirde sonra olacak şeyler. Arapna el-mesale el-thalat. Bi-ihtisar kulna hiya es'ilet el-kabr. Özel olarak ne diyoruz? Kabir sorusu. Kabir sorusu bunlar. Kabir imtihanı. Evet. Üç mesele öğrendik. Birincisi rububiyet tevhidi, ism-i sıfatı tevhidi, uluhiyet tevhidi, imanet Allah'ı birlemek ve şirk şirketinden beri olmak. Arapna el-ma'at tevhid, rububiyet, uluhiyet ve الاسماء والصفات كذلك عرفنا البراءه من الشرك وحده البراءه من الشرك وحده كيف تكون شركتان ve şirk ehlinden nasıl beri olunur uzak olunur dille söylemek kalple kalp ve lisan ve cevarih kalple dille ve azalarla kalp ve lisan ve cevarih kalp dil ve azalar neden bu üç esası tercih ettik çünkü alimlerin bize onun tavsiye edilmesinden. Sebep ihtiyarına li hada kitab. Limana ihtarna dirasat hada kitab. Kitabını tercih ettik. Alimlerin bize yani tavsiye ettiği için. Allah Teala. İzen leysa lana an nuqaddim ve nuakhir fi sema' al ashrata ve dirasat al kutub ila al tullab. Lakin la bud nerci' al ulama rabbanin. Allah Teala. İlim ehlinin yolundan gitmek lazım. Alimlerin yolundan giderek ilim öğrenmek lazım. Nah. Yaratılışımızın gayesinin tevhid olduğunu, Allah'a ibadet olduğunu öğrendik. El-hedef min halkina huve tevhid. El-gaye. El-gaye min halka cenu enes tevhidillah. Kabirde belirledikten üç saval. Talatıl utul organı. Yani. El-esile fil kabir. El-esile fil kabir. Rabb. Nah. Hadi. Nah. Yine geldi. Yenidir. Allah'a emanet olun. Nah. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا تريد أخيروس؟ لأن الله خلقنا لأجله دعوة الأنبياء والرسل التوحيد أول علم يدعو له التوحيد سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد سبب الاستقرار أمن في الدنيا وأمن في الآخرة ونجاة في الآخرة التوحيد هو أقوى على العبيد والتوحيد حلاوة الإيمان طيب فتح الله نعم ما ترجم؟ Tevhid bütün peygamberlerin davetidir. Tevhid yeryüzündeki güvenliğin, istikrarın hasıl olmasının nedenidir. Tevhid için yaratıldık. Gayemiz tevhiddir. Evet. Dört dersin. İlim, amel, davet, sabır. Meseleler var. Tayyip. Ne? Dört kayda. İlim, amel, meseleler var. Davet, sabır. غير مسائل نعم نعم مسائل الثلاث ما هي مسائل الثلاث نعم أسئلة القبر قبر قبر ثلاث أنا الأول توحيد ربوبية وأسماء الصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات ثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الألوهية بالعبادة براءة من الشرك وأهله. Evet, kitabın ikinci kısmı demiştik ki üç meseleyi içeriyor. İkinci kısmı. Nedir bu kitabın ikinci kısmının içerdiği üç mesele? Birincisi Allah'ı rububiyetinde ve isim sıfatlarında birlemek. İkincisi Allah'ı uluhiyetinde, ibadette birlemek. Üçüncüsü de şirk ve şirk ehlinden beri olmak, uzak olmak, ondan kaçınmak. Evet. Kitabın ikinci kısmında öğrendiğimiz üç mesele onları öğrendim. أنا تعلمنا المسألة الثلاث في المحتوى طيب بعده تعريف التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والربوبية وصفاته وأسمائه توحيدي öğrendik tevhidin kısımlarını öğrendik Allah'a has olan uluhiyet rububiyet ve isim sıfatları öğrendik نعم تفسير سورة العصر تفسير سورة العصر سؤال أربعة العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر طيب ve Asr suresinin tefsirini öğrendik.
Şimdi zikredilen dört meseleyi öğrendik. Tevhid ve üç kısmını öğrendik. Arapna tevhid ve aksam selas. Tayyip. Evet, Yasin. Sabır öğrendik. Sabır kendi içinde üçe ayrılır. Arapna sabır ve aksam sabır. İbadete sabır. Sabr ala taatillah. Sabr ala taatillah hatta tuadillah. Günahlara sabır. Sabr alil maasih. Başımıza gelen olaylara musibetten sabır. Ala ahtarillah. Naam. Evet. Evet, söyle bir şey. Naam. Tevhidden sonra okunacak. Yani okul salatı نعم لماذا اخترنا دراسة التوحيد ولماذا اخترنا دراسة هذا المتن نعم التوحيد olmadan hiçbir ibadetin kabul olmuyor لا يقبل الله الأعمال إلا بالتوحيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد ولا يدخل الجنة إلا موحد جنة ancak موحد kimse girer نعم ولا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام إلا في شعار التوحيد نعم في غمضة شفاعة أنجز توحيد أهل نادر طيب الآن بإذن الله تعالى نبدأ في القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة نعم كتابın içeriğinin dördüncü kısmı olan üç esasın şerhine geçiyoruz فما هي الأصول الثلاثة؟ نذكر بو إيش أساس؟ التي يجب على الإنسان معرفتها. إنسانا بالمسيح لكن إيش أساس نذكر؟ هي أسئلة القبر. قبر ده سؤالان سؤالدار قبر إمتحان. علم وعمل معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الله تعالى يعلمك نبي صلى الله عليه وسلم كلام بيعلمك إسلام دينه دليل بيعلمك. الأول. الثاني. معرفة الله. الله بيعلمك. قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك من ربك لو سئلت من ربك بماذا تجيب؟ مؤلف diyor kitabında sana Rabbin kim diye sorulduğunda ne dersin? فإذا قيل لك من ربك بماذا تجيب؟ من يعرف؟ نعم ربي الله الذي ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه نعم Rabbim beni ve alemleri bütün nimetleriyle terbiye eden Rabbimdir. يعني هو الخالق سبحانه وتعالى إذا كان هو الخالق لابد أن يكون هو المعبود. الله تعالى يرتن ساكي بزيت يرتندر. O zaman ibadeti de yalnız başına tek başına hak eden odur. طيب بماذا عرفت الله ما هي الأدلة على وجود الله؟ الله تعالى'nın varlığına var olduğuna deliller nedir bununla alakalı deliller؟ تقول بآياته ومخلوقاته. Ne diyeceksin ayetleriyle ve mahlukatıyla bildim. لأن المخلوق دليل على وجود الخالق. Çünkü mahluk yani yaratılmış olan bir şey yaratıcının eseridir, yaratıcının işaretidir. Sonra anna al-an al-adilla icmalen ala vücudillah arba'a. Allah Teala'nın varlığını ispat eden deliller dört tanedir, dört çeşittir. Al-aql akılla ve'l-his ennek yani mesela ma tera ev ma tesma' ev kala duyularınla ispat ve'l-fitre fıtrat ile ispat والشرع. Ve din ile ispat. العقل والحس والفطرة والشرع. Akıl, his, fıtrat ve şeriat, din. الآن العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الكون وما عليه من انتظام من طلوع الشمس وغروبها والمجرات والبحار والأنهار والشجر إلا ويثبت أن للخلق خالق واحد سبحانه وتعالى. نعم. Akıllı bir insan, aklını kullanan bir insan şöyle gelip şu kainata baktığında bu dünyanın, bu kainatın, bu ağaçların, bu nehirlerin, bu ırmakların, bu intizam ile yaratılmış düzenin yaratıcısız olmadan kendi başına yaratıldığını kabul edemez. Aklını kullanan bir adam bunu söyleyemez. الحس duyular ise تكون مثلا في كرب وشدة sıkıntı anında, zor durumlarında تنزل بك مصيبة مثلا başına bir musibet geldiğinde مرض hastalık فقر fakirlik ترفع يديك وتدعو الله سبحانه ellerini kaldırıp dua etme ihtiyacında bulunursun Allah'a dua edersin تجدها تنفرج ve o sıkıntının senden giderildiğini görürsün هذا دليل محسوس
ala vücudillah. Bu da Allah Teala'nın varlığına somut bir delildir. El fitre kul mevlud yulad al fitre. Fıtrat ise her doğan çocuk fıtratla doğar. Ve rabi'a şer'a. وهذه أدلة الشرع كثيرة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. دين ise şeriat ise yüzlerce delil vardır ki dinimizde Allah Teala'nın varlığını ispat eder. إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. لا بد أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. Allah Teala yaratıcıdır, yaratandır. O halde tek mabud, ibadet ondan da odur. يعني منفرد بتوحيد الربوبية لا بد أن يفرد بتوحيد الألوهية. Rububiyet tevhidinde tek olan nasıl ki yaratırken tek başına yaratıyorsa, ibadette de ibadetin yalnızca tek ona yapılması gerekir. Sual. Soru. هل يصح أن نصرف شيء من العبادة لغير الله؟ İbadetten bir çeşidi Allah'tan başkasına sarf edip çevirebilir miyiz? La. Hayır. ما حكم من صرف شيء من العبادة لغير الله؟ شيء قليل من العبادة لغير الله. Bir kimse ufak da olsa bir ufak bir ibadeti Allah'tan başkasına yaparsa ne olur? Müşrik, şirk akbar, kafir, küfür akbar. Şirk olur, bu müşrik olur, büyük küfür olur, dinden çıkar. Şirk akbar. Lakin nahnu al-an, yani labud an nete'allem amr muhim jiddan. Önemli bir hususu öğrenmemiz gerekiyor. Nahnu al-an leysa lana an nahkum al-ashkhas, anna fulan kafir, müşrik, mubtedi'. Kada 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 mesela. Nعم. Burada önemli olan bir konu da şudur. Bizler insanlar hakkında falanca müşriktir, falanca kafirdir, falanca bidatçıdır diye bizler hüküm veremeyiz. Limada? Niye? Lanana tullab. Çünkü biz öğrenciyiz, talibiz, tullabız. O men yahkum kim ala hüküm verir? Kibar al ulema. Büyük alimler. Kibar al ulema, leysa hatta sagar ulema. Küçük alimler de değil, büyük alimler de bu hüküm. Lakin nahnu nurid an ta'allama al-an hukum el-af'al. Bizlerin gayesi bu fiil yapıldığı zaman hükmü nedir? Bunu öğrenmek. Yani mesela insan ca'a lil-kabr ve zabaha li-sahibi'l-kabr. Bir insan mesela türbeye geldi, kabre geldi ve kabirde yatan için bir kurban kesti. Bunun hükmünü öğreniyoruz. Ma hukum hada'l-fi'l? Bu fiilin hükmü nedir? Şirk. Nekul hada'l-fi'l ve şirk akbar. Diyoruz ki bu büyük bir şirktir. Lakin hada'l-fa'il ماذا نصنع فيه؟ نأخذ ولا أحد العلماء أو نكتب في سؤال للعلماء وهم الذين يحكمون حكموا عليه بالكفر كفرنا. نعم. Bizler bu kişi hakkında büyük alimlere sorarız. O alimler, büyük alimler bu insan hakkında hüküm verir. O zaman onun hakkında hüküm verir. الآن لو جاءت إلينا مرأة وقالت قال لي زوجي كذا وكذا وكذا. نعم. Bir kadın gelse bize dese ki eşim bana şu şekilde bazı şeyler söyledi dese. Hal ana bi hada al-amr talik am la? Dese ki bize sorsa ki kadın. Hal la eşimin bana bu sözleri söylediğinden dolayı ben eşimden ayrılmış oldum mu, boşanmış oldum mu dese. Hal nuftiha fi şan at-talak? Biz bu talak konusunda, boşanması konusunda kadına fetva verir miyiz? La. Yoksa hal yufti fi at-talak ay ahad min al-ulama? Ve talak konusunda herhangi bir alim de konuşabilir mi? La, annele lezi yufti fi talak unas muayyeni ma'rufi. Mesela diyor bizim bildiğimiz nedir? Talak konusunda büyük alimler, bilinen kişiler fetva verir. Kibar al ulema. Büyük alimler. Ve al iftia. Fetva kurulu. İzen la nestati' ihraj mar'a min ismet racul. Yani bir kadını kocasının hükmünden çıkartamıyoruz. فَمَا بَالَكَ اِخْرَاجِ الْاِنْسَانِ مِنَ الدِّينِ بِالْكُلِّيَّةِ كُفُرْ. İnsanı Allah'ın dininden külliyen toptan nasıl çıkarabiliriz? اِذَنْ لَا بُدْ فِي الْحُكُمْ عَلَى الْفِعِلْ مَقُجُعَ لِلْعُلَمَاءَ الرَّبَّانِيَةِ. Kişiye hüküm konusunda alimlere dönmek gerekiyor. وَفِي هَذَا الْبَابِ ظَلَّ نَسَى اللّٰهِ السَّلَامَ الْعَافِيَةِ الْخَوَارِجِ. Bu konuda hariciler dalalete düşmüştür, sapıtmıştır. لَنَا مُكَفِّرُونَ الْاَنْ بِالْجُمْلَةِ مُجْتَمَعَاتُ وَكَذَا. Onlar toplumları, insanları toptan tekfir etmektedirler. فَنَحْنُ اَسْلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى نَجْعَلَنَا مِنْ اَهْلِ السُنَّ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطْ لَا اِفْرَاطُ وَلَا تَفْرِيقُ. Ben Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum ki Allah Teala bizleri ehl-i sünnet ve cemaatten orta yol tutanlardan eylesin. Amin. اِذَا نَحْنُ الْآنْ نُرِيدُ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْحُكْمَ عَلَى الْفِعْلِ أَمَّا الْحُكْمُ عَلَى الْفَاعِلِ نَرْجِعُ الْعُلَمَاءَ كَفَّرَ الْعُلَمَاءَ كَفَّرْنَا تَوَقَّفَ الْعُلَمَاءَ تَوَقَّفْنَا. Bizler fiil hakkında yapılan amel hakkında hükmü beyan ediyoruz. Fail hakkında, o işi yapan hakkında alimlere döneriz. Onların hükmünü uygularız. الآن
كل من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر كافر. الله عبادة تندر عبادتي başkasına sarf eden, yönlendiren, yapan müşriktir, yani büyük şirke düşmüştür, kafirdir. لو ذبح لغير الله أو قرب لغير الله ذبابة مرة واحدة في حياتي. Ömründe veleyhi bir defa bir sineği Allah'tan başkasına adasa, kurban etse. أو صلى ركعة واحدة لغير الله. Allah'tan başkasına bir rekat namaz kılsa. أو سجد سجدة واحدة لغير الله. Yahut Allah'tan gayrına bir secde yapsa. Hükmü müşrik şirk akbar. Nedir bunun hükmü? Dinden çıkaran büyük şirk. İza tab. Tövbe ederse. Tab Allah aleyh. Allah da onun tövbesini kabul eder. Ve iza mat ala hada. Eğer bu şekilde şirk üzere ölürse o kimse. Fe ona sallallahu aleyhi ve sellem muhallet hulud abedi finnar. Allah'tan afiyet ve selamet dileyelim. Bu kimse ebediyen ne yapar? Ateşte kalır. Al-an indela mesela. Al-ibad. Al-ibad al-an. لا يمكن أن يصرف منها شيء لغير الله. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى على أنواع من العبادة. نعم. Evet, biz dedik ki ibadet yalnızca Allah'a yapılmalı. İbadetin hiçbir çeşidi Allah'tan gayrına sarf edilmemeli. Ve bununla alakalı bazı örnekler veriyor müellif kitabında. El-dua yenqasim ila qismayn. Dua ibadeti ikiye ayrılır. Dua ibade ve dua mes'ele. İbadet duası ve niyaz, isteme duası. يعني إما أن يكون بالسؤال والطلب أو يكون بالفعل. يعني الدعاء يا دين إلى söyleyerek, isteyerek, niyaz ederek yapılır ya da fiil ile, hal ile yapılır. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر. İbadet olan duayı başkasına sarf etmek şirktir, büyük şirktir. يصلي لغير الله. Allah'tan başkasına namaz kılmak. يصوم لغير الله. Başkasına oruç tutmak. يحج لغير الله. Başkasına hac etmek. هذا كله شرك أكبر. Bunlar büyük şirktir. أما دعاء المسألة طلب. Ama isteme, talep etme, niyaz etme. إذا كان هذا فيما لا يقدر عليه الله صرف لغير الله شرك أكبر. Eğer bunu Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği bir şeyi Allah'tan değil de başkasından istiyorsa bu da ne olur? Şirk olur. طلب الرزق. Mesela rızık talebinde bulunmak. إنزال الغيث. Yağmur istemek. استغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. Yalnızca Allah Teala'nın kadir olduğu bir meselede mahlukattan yardım istemek. أغرق في البحر مثلا. Denizde adam boğulmak üzere. ينادي ميت. Mesela ölü birisine sesleniyor. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela sesleniyor. هذا شرك أكبر. Bu şirktir. Büyük şirktir. يذبح لغير الله محبة وتعظيما. Allah'tan başkasına onu severek ve tazim ederek kurban kesiyor. يذبح للجن. Cinlere kurban kesiyor. لأصحاب القبور. Kabir türbelere kurban kesiyor. ينذر لغير الله. Allah'tan başkası adını adaklar alıyor. يخاف من غير الله خوف عبادة وتعظيم وسر. يعني تقول له اصنع تعال معنا للدرس قال لا الولي الذي في الهند يراني ويعلم بحالي. İbadet olan korkuyu yani Allah'tan korkması gereken o korkuyu başkalarından korkmak. Yani desek ki mesela gel bizimle derse katıl. Hayır ben gelemem. İşte mesela Hindistan'daki falanca evliya beni ne yapıyor? Görüyor, kontrol ediyor. Korkusu. Eden emme amel cevarih ou amel kalb. Yani kalp ile yahut da azalarla amel. Eden ma yumkin en nasrif şey min el ibade li gayrillah. Bütün bu ibadetleri Allah'tan gayrına sarf edemeyiz, yönlendiremeyiz. ومن صرف نسأل الله السلام عافية شيء من العبادة غير الله فمشرك شرك أكبر. الله تعالى أن عفوا عافيت dileyelim ki bizleri bunlardan kılsın. Kim bu ibadetlerden birini Allah'tan gayrına sarf ederse büyük şirke düşmüş olur. İden. العبادة حق لله. İbadet Allah'ın hakkıdır. ومن صرف شيء من العبادة غير الله فمشرك كافر. Kim bu ibadetten bir çeşidini bir türlü Allah'tan gayrına sarf ederse müşrik olur, kafir olur. طيب. هذا الله أعلم ما يتعلق بالأصل الأول من الأصول الثلاثة. İşte bu üç esasın ilk esasıyla ilgili olan meselelerdir. الأصل الثاني. İkinci asıl. معرفة دين الإسلام بالأدلة. İslam dinini delilleriyle bilmek. لو قال لك قائل هل أنت مسلم؟ Birisi sana dese ki sen Müslüman mısın? تقول. Ne diyeceksin? نعم. أنا مسلم. أنا مسلمان. يقول لك ما هذا الإسلام الذي تدعيه وما هو الإسلام الذي فرض الله عليك؟ Allah'ın senin üzerine farz kıldığını söylediğin, iddia ettiğin bu İslam nedir dese? Avkallak kafir.
Eşrah lil İslam hatta kum muslim. Sana bir kafir gelip dese ki bana İslam nedir bir açıkla da ben de Müslüman olayım dese. Mâne tekûl? Ne dersin? Ma adri. Bilmiyorum der misin? Eden ma'na ente ve hâle seva. La fark beynakum. Eğer bilmiyorum dersen sen ve kafir aynı konumdasın. O da bilmiyor sen de bilmiyorsun. Ma huvel İslam? Nedir İslam? El-İslam huvel istislam lillâh bittevhid. En tusellim وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. İslam'ın tarifi şudur. Tevhid ile yani rububiyet, uluhiyet ve isim sıfatlar tevhidi ile Allah'a teslim olmak. والانقياد له بالطاعه اذا لابد ان تطيع ولا تعصي. Ve boyun eğerek Allah-u Teala'ya itaat edeceksin. İkincisi bu. تقول سمعنا وطعنا. İşittik ve itaat ettik diyeceksin. فالمسلم يطيع الله سبحانه وتعالى. Müslüman Allah'a itaat edendir. والكافر كافر ise يطيع النفس والشيطان نفسine ve şeytana itaat edendir. قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. نعم. İslam nedir? Allah'a tevhid ile teslim olmak. والانقياد له بالطاعة itaat ile boyun eğmek. والبراءة من الشرك وأهله şirk ve şirk ehlinden, müşriklerden beri olmak, uzak olmaktır. Bil kalb ve lisan ve cevap. Yani kalbiyle, dil ile ve azalarla uzak olmaktır. Hâle vel İslam. İslam budur. İstislam lillâh bittevhid. Tevhid ile teslim olmak. Vel inqiyad lehu bittâ'a. İtaat ederek boyun eğmek. Vel bera'a min eşşirk ve ehli. Şirk ve şirk ehlinden uzak olmak. Yani Müslim, yufridallah subhanahu ve teâlâ bittevhid ve enva'a tevhid el-thalâta. Yani Allah'ın tevhidin üç çeşidinde de birleyen bir Müslüman. Ve yuti Allah subhanahu wa taala ve la yasi. Allah Teala itaat edip isyan etmeyen Müslüman. Ve yebra min eşşirk ve ehli bil kalb ve lisan ve cevâr. Şirk ve şirk ehlinden beri olan, uzak olan insan. Ma hiye meratib eddin? Meratib din el İslami. Dinin üç tane mertebesi bölümü vardır. Meratib eddin selâta. Nedir onlar? Şunlardır. El İslam. İslam. Vel iman. İman. Vel ihsan. Ve ihsan. هذه مراتب الدين. Bunlar dinin mertebeleridir. كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. Her bir kısmın mertebenin erkanı vardır, rükünleri vardır. أركان الإسلام كم؟ İslam'ın rükünleri kaçtır? 5. أركان الإسلام 5. 5. الأول. Birisi. كلمة شهادة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Allah Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik etmek. Ma ma'na şehadet en la ilahe illallah? Şehadet en la ilahe illallah ne demek? Şahitlik etmek. Şehadet en la ilahe illallah. Ey la ma'bude bi hakkin illallah. Bunun manası şudur. İbadet olunacak hak tek ilah Allah'tır. Yani ma'na en te'teqid أن كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. Yani şuna itikad etmen gerekiyor. Allah'tan başka ibadet olunan, ibadet yapılan her kişiye şeye yapılan ibadet batıldır. أشهدُ. أشهدُ ne demek? يعني أقرُ بقلبي ناطقًا بلساني عاملًا بجوارحي. Yani kalbimle itikad ederek, dilimle söyleyerek, azalarımla amel ederek bunu ilan ediyorum. أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله. Yani bu şu demek, ibadeti Allah'tan başka kimse hak edemez. وَكُلْ مَا عُبْدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَعَبَادَتُ بَاطِلًا Allah'tan başka gayrı ibadet olunan her şeyin ibadeti batıldır. Enbiya ve Resul aleyhimus salatu vesselam. Peygamberler. Melaike. Melekler. Salihin. Salih kimseler. Cin. Cinler. كُلْ مَا عُبْدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عَبَادَتُ بَاطِلًا Allah'tan başka ibadet olunan her şeye yapılan ibadet batıldır. اِذَا لَابُدْ فِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مِنْ رُكْنَيْنِ O zaman la ilahe illallah'ta iki tane rükün vardır, erkan vardır. Yani الان هذا البناء لو اسقطنا هذه الاركان اركان البناء سقط البناء. Yani bir binanın iki tane mesela binanın direklerini düşünürsek, direklerini yıkarsak ne olur? Bina da çöker, yıkılır. لا بد من ركنين في لا اله الا الله. La ilahe illallah da iki tane rükün olduğunu söyledi. Evvelen la buden tekfur cemi' ma'bud min dunillah. Tekul kul ma'ubda min dunillah fe ibadetu batila ve la eşuk fi butlaniha. Allah ilk başta inkar etmen gerekiyor. Ne inkar edeceksin? Allah-u Teala ile birlikte ibadet olunan Allah'ın dışındaki her şeyi inkar edeceksin.